Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Tanrı istemese insan ölmezmiş. Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Teşvikiye'de bir öğle vakti. Şarkıların dualara, tekbirlerin sloganlara karıştığı bir uğultu. Semtin alışık olmadığı türden bir kalabalık. Bir cenaze töreni. Bir yanda ülkenin en ünlü yüzleri, bir yanda Van'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Edirne'den, hatta Almanya'dan gelmiş yaşlısı genci, kadını erkeğiyle yüzlerce insan. Başlarda bandanalar, boyunlarda atkılar, ellerde pankartlar. Hakkını helal et. Elveda baba. Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Acısı, sevinci, umudu, hüznüyle 60 yıllık bir hayatın, kocaman bir müzik kariyerinin, yüreklere işlemiş bir sesin son yolculuğuydu bu. 2013 yılının 3 Mart'ında hayata gözlerini yuman Müslüm Gürses sonsuzluğa böyle uğurlandı. Dünyanın en iyi insanını kaybettiğim için çok üzgünüm. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Çocukla çocuk olur, büyükle büyük olur. Nüktedandı, espriliydi. Konuşurken güldürürdü, şarkı söylerken ağlatırdı. Her söylediğini yakıştırırdı kendine. Arabesk de söylerdi, pop'tan alınmış şarkılar da söylerdi. Birçok sanatçı öldükten sonra değeri anlaşılıyor. Müslüm Gürses hayattayken değeri anlaşıldı gerçekten. Çünkü onun farklı bir çizgisi var, kendine has bir yorumu. Çok güzel bir kalbe sahip, 40 yıllık dostum, benden çok şarkı okudu. Onu bundan sonra hep albümlerde, CD'leriyle, radyolarda, televizyonlarda. Eski de olsa o bize her şeyi yeni gibi hatırlatacak. Onu çok seviyoruz. Nur içinde yatsın, huzur içinde yatsın. Müslüm Gürses ilk ismi duyulduğundan bugüne çok farklı bir şekilde halkın gönlüne yerleşti. Hakikaten bir sanatçının bu kadar halk tarafından sevilmesi olağanüstü bir hal. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Çocuk sahibi olamamıştı Müslüm Gürses. Ama sadece sevenleri, eşi, dostu, ahbabı değil, tüm bir ülke, milyonlarca insan onu baba diye çağırdı. Bir babayı sever gibi katıksız, karşılıksız sevdi. Bu sevginin bir sırrı olmalıydı. Çok konuşuldu, yazıldı, çizildi, masaya yatırıldı. Sırrı çok basitti aslında. O neyse oydu. Sadece kendi gibiydi. Biz neyiz? Yani biz noktanın içindeki bir zerreyiz Kadir'in. Ne olacak biz? Aciz bir kuluz işte. Ben Karacaoğlan'la, Yunus Emre'yle büyümüş insanım. Hatta bir sözünde Yunus Emre şöyle diyor. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir. Felsefesi bizim damarlarımızda. Seni öpüyorum, öpeyim ben. İkisi de sahipsiz. Kimse bilmez neden bitti. Kavuşmadan kaderleri bu şarkı bitti. Bu kadar yabancı topraklarda bu kadar emin adımlarla ilerlemek her yiğidin harcı değil. Bunu açık söylemek gerekiyor. Tanrım dünyaya beni sen attın. Bu topraklarda yaşanmış, yaşanan ve de yaşanacak nice hikayeden biriydi aslında Müslüm Gürses'in hikayesi. Belki acısı biraz daha fazla. Ve şarkı söylerken sesinden dökülen acı onun gerçek hayat hikayesiydi. Benden